Selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir eğitim tanıtım videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki OBS ve yayın hakkında birçok eğitim videoları sizlerle paylaştım. Bu videomuzda da OBS'ten farklı olarak Streamlabs OBS'i inceleyeceğiz. OBS arasındaki farklar, avantajları, dezavantajları neler? Bunları size anlatacağım. Aynı zamanda CloudBot ekleme, ChatBot ekleme, yine Streamlabs OBS üzerinden nasıl yapılır bunları göstereceğim. Abone olun, abone olur musunuz şu kanala artık? Videoyu da beğen. Çabuk beğene bas. Yettiniz arkadaşım. Bir abone olun, beğenin. Çok mu zor? Yorum yazın, soru sorun altlarda. Çok mu zor? O zaman şimdi videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar, Streamlabs OBS'imizi indiriyoruz. Bunu nereden indiriyoruz? Streamlabs.com üzerinden download edebilirsiniz. Aşağı yukarı 250-300 MB'lık bir uygulama kendisi. OBS'in bir tık gelişmiş bir versiyonu. Uygulamayı ilk kurup açtığımızda karşımıza gelen ekran tam olarak da bu oluyor. Tabii ki ilk önce hesaplarımızı bağlıyoruz vesaire. İlk başta bir sıfırdan kurulum ayarları var. Onlar çok basit. Zaten açtığınız zaman next. Oyun setup eder gibi kuruyorsunuz, hesabınızı bağlıyorsunuz ve karşınıza böyle bir ekran geliyor. Streamlabs'i normal OBS'ten ayıran en güzel özellik, her şeyi tek bir ekrandan yapabiliyor olmanız. Bu ne? Mesela hemen şu yan tarafta chatinizi görüyorsunuz. Burada akışınız var. Kim ne yapmış, bağış atan, takip eden. Yani herkesi buradan görebiliyorsunuz, bitlerinizi buradan görebiliyorsunuz, bağış tutarlarınızı görüyorsunuz, takipleri, followları. Yani her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Yani tek bir panelde düzenli bir şekilde her şeyinizi takip edebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj bence. Ve ben genelde OBS'te kullanıyorum. Streamlabs OBS'te kullanıyorum yayınlarımda. Ama son zamanlarda tamamen Streamlabs OBS kullanmaya başladım. Tamamen bunu kullanıyorum. Zaten daha öncesinde sizlere OBS'te tüm ayarları anlattığım için, kaynaklar, sahneler nasıl eklenir, bunların hepsini anlattığım için tekrar anlatıp da başınızı şişirmek istemiyorum. OBS, normal OBS'te nasıl yapıyorsanız yine Streamlabs OBS'te de aynı şekilde sağ klik, ekle, sahne ekle vesaire aynı şekilde yapıyorsunuz. Bunun ne avantajı var? Bunda mesela hani bildiğiniz üzere OBS'te eklentilerimizi tarayıcıdan kopyala yapıştır yapıp alıyorduk ya. Bunda öyle bir şey yapmamıza gerek kalmıyor. Direkt buradan mesela artıya tıklıyorsunuz. Artıya tıkladığınızda böyle bir pop-up açılıyor. Bu pop-up'ta mesela uyarı kutusu ekleyeceğimiz zaman direkt tıklayıp kaynak ekle dediğimizde direkt ekleniyor. Hiçbir şekilde hani al oradan ekle, işte tarayıcı linkini kopyala, gel burada tarayıcı aç, işte tarayıcı o linki yapıştır gibi zahmetlerde bulunmuyoruz. Direkt burada artı kısmından uyarı kutusu, bağış hedefi, bit hedefi, takipçi hedefi, bağış listesi, sohbet kutusu vesaire ya, alayını buradan ekleyebiliyorsun. Direkt tek hamlede ekliyorsun. Böyle bir avantajı var. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi bir alt kısma geldiğimiz zaman temalar var. Burada işte istediğiniz temayı seçebiliyorsunuz. Burada ücretli temalar ve ücretsiz temalar var. Tabii ki de ücretli temalar çok daha güzel oluyor. Mesela gördüğünüz gibi overlay, işte full animated, bak hareketliymiş bunlar. Bak bu yayın başlıyor mesela. Bu yayın ekranları, işte bildirimler vesaire. Burada temalar var. Buralardan kendinize uygun, formatınıza uygun temaları bulup kullanabilirsiniz. Hemen bu sol tarafta işte en çok yüklenenler, most installed, en çok tercih edilenler olarak buradan seçip bakabilirsiniz. Buradan size uygun temayı seçip yayınınıza direkt ekleyebiliyorsunuz. Buradan direkt install tuşuna bastığınız zaman bu temayı indirip sizin overlaylerinize bunları kaydediyor. Böyle bir avantajı var. Aynı zamanda ayarlar kısmı gördüğünüz gibi şu sol alt köşede çarktan ayarlara girebiliyoruz. Bu yine OBS videosunda anlattığım gibi aynı. Yayın ayarları, işte çıkış ayarları, ses ayarları. Bu arada benim niye 44.1, 48 Hz olması lazım benim? Bak oraya atlamışım. İşte video ayarları, girişler, çıkışlar, işte kaç FPS. İşte kısa yollar, gelişmiş, oyun katmanı vesaire. Ya burada zaten bu ayarların hepsini sizlere ben OBS inceleme videosunda gösterdim. Oradan bakıp bu ayarları nasıl yapacağınızı
görebilirsiniz. Mesela gördüğünüz gibi burada stüdyo modumuz var. Stüdyo moduna tıkladığınız zaman şu an mesela canlıda ne var? Canlıda şu an kısa bir mola ekranımız var. Kısa bir mola ekranından normal oyun ekranına geçmeden önce hemen buradan seçip mesela şimdi hazırım translation dediğim zaman canlı yayına bu ekranım geçer. Hani burada ön ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Geçiş ekranı ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda Streamlabs OBS'te yeni gelen bir özellik var. Bu yeni gelen özellik nedir? Zaten burada bakın yeni diye yazıyor. Çoklu yayın. Çoklu yayına tıkladığımız zaman burada yapabileceğimiz şey şu. Mesela çoklu yayını etkinleştirdiğimiz zaman bakın ben buraya Facebook yayın kanalımı eklemişim, sayfamı. Burada çoklu yayını etkinleştir dediğimiz zaman hem Twitch'ten hem de Facebook üzerinden aynı anda yayın yapabiliyoruz. Böyle bir yeni bir özellik geldi. Bu güzel bir özellik ama ben aynı anda aynı ekranımı iki platformda canlı yayın olarak yapmayı tercih etmiyorum. Bu biraz benim için çok şey oluyor, itici geliyor bana. Çünkü Twitch chatini okurken bir anda öteki hangi platformda yayın yapıyorsanız onun chatini okumak ne bileyim saçma geliyor bana ya. Hani bir yayın yapılıyorsa tek bir yerde yapılması gerekiyor. Ama tabii sizin izleyicilerle etkileşime çok girmediğiniz bir yayın tarzınız varsa hani odaklanıp sadece oyun oynuyorsanız bu bence tercih edilebilir. Hem Facebook hem de Twitch üzerinden aynı anda aynı yayını yapabilirsiniz. Tercih edilebilir bir şey. Ama hani benim için uygun olmadığı için yapmıyorum. Tercih etmiyorum bunu. Sonrasında bildiğiniz üzere bir bot olaylarımız var bizlerin. Chat botumuz. Burada gördüğünüz gibi Streamlabs OBS'in kendi botu var. Chat bot diye. Hemen gördüğünüz gibi soldan üçüncü. Buraya tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi hemen ekrana bizim chat bot ayarlarımız gelecek. CloudBot diye geçiyor. Burada neler yapabiliyorsunuz? Caps Protection. Caps Protection nedir? Chat'te Caps Lock açık bir şekilde büyük harflerle yazılmamasını söyler izleyicilerinize. Bu da bunu da ayarların Preferences kısmından yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de mesela büyük harfle biri yazdığı zaman onun username'inin yanına diyor ki canım Caps Lock kapatır mısın diyor. Ve aynı zamanda da hani buradan şey de ayarlayabiliyorsunuz. İşte üçüncü sefer yaptığında 10 saniye timeout at gibi ayarlar da yapabiliyorsunuz. Symbol Protection'da işte şeyler çok fazla emoji attığı zaman işte smile attığı zaman çok fazla onu engelleyen. Link Protection'da chatinize link atılmasını istemiyorsanız bunu aktif yapabilirsiniz. Ben öyle yapıyorum. Link atacaksan Discord'a gel. Ünlem DC diye CloudBot otomatik yazı atıyor ve o linki siliyor. Ünlem DC yaptığı için de benim ünlem DC diye bir komutum olduğu için hemen altına da benim Discord serverımızın linkini atıyor. Bu şekilde ilerliyorum burada. Word Protection'da işte şey Blacklist'te aldığın bazı şeyleri engelleyebiliyorsun. Mesela buraya blacklist'te kelime ekliyorsun. İşte küfür yazabilirsiniz. Aptal, salak, gerizekalı veya daha ağır küfürler yazıp Word Protection'da bunları engelleyebilirsiniz. Daha fazla burada yapabileceğimiz, hani işimize yarayacak çok fazla şey yok daha fazla. Modül kısmı var gördüğümüz gibi. Modül kısmında chat alert. Benim tek kullandığım şey bu sayfada bu. Neden diyeceksiniz? Chat alert dediğimiz zaman mesela biri takip ettiği zaman hemen chat'e CloudBot atıyor. Diyor ki işte bilmem ne bilmem ne aramıza hoş geldin takibin için teşekkürler yazıyor. Yani biri bağış attığı zaman bağışta bulunarak bize destekte bulunduğu, ne kadar bağışını söylediği. İşte biri takip ettiği zaman takibin için teşekkürler aramıza hoş geldin diyor. İşte bit geldiği zaman bitle ağzımıza vurdu yazıyor. Bunu istediğiniz gibi bunları düzenleyebilirsiniz. Host geldiğinde işte bilmem kim yayına işte 300 kişi 300 insancıkla baskın yaptı diyor host geldiğinde. Biri abone olduğu zaman işte Twitch Prime'la geldiği zaman işte abone için teşekkürler. Tier 1'la geldiği zaman, yani burada Tier 1, Tier 2 ve Tier 3'te abone olduğunda size izleyiciniz ona göre yazılar atarak kendilerini tebrik edebiliyorsunuz. Burada da yapabileceğimiz şey bu. Chat Alert
Burada oyunlar var, işte Hades'ler var, Gamble var. Ya bunlar çok benim ilgimi çekmedi. Açıkçası çok da araştırmadım. Hani acaba bu neydi, bu ne, bu ne oluyoruz, bu ne işe yarayacak falan filan gibi bir hareketlere girişmedim. Çünkü pek ilgimi çekmedi açıkçası. Burada bizim için önemli olan ikinci şey de komutlar. Gördüğünüz gibi benim burada komutlarım var. Bu komutlarda, komutları şu şekilde kullanabilirsiniz. İzleyicilerinizi elinizde tutmak istiyorsanız onlara özel komutlar yapabilirsiniz. Mesela benim çoğu kişinin var chatimdeki. Mesela Emrah'ın geldiği zaman Emrah'ın klasik lafı vardır. Abi yine mi öldüm, bekle geliyorum. Biz Don't Starve Together oynuyorduk yayında Emrah'ınla. Ve ben sürekli ölüyordum. Bir türlü hayatta kalamıyordum. O yüzden de ben şey yapıyordum işte. Emrah'ın yapıyordum. O hemen abi yine öldüm mü, bekle geliyorum deyip yanıma gelip beni canlandırıyordu. Mesela ona öyle bir komut verdim. Mesela Emrah'ın chat'e geldiği zaman ünlem Emrah'ın nickini yazar ve enter'a basar. Hemen bu gelir. Bu yazı gelir. Instagram hesabınızı. Mesela hangi komutlar var, onların yazdığı bir komutlar komut açtım onunla alakalı. Mesela Patrintos gelirdi, yayına gelir gelmez merhaba demeden ben kaçar der. İşte onun bu şekilde çeşitli komutlar ekleyerek chatinizi daha da hareketlendirebilirsiniz. İnsanların ilgisini çekecek, onları mutlu edebilecek komutlar koyarak güzel bir şekilde chatinizi eğlenceli bir hale getirebilirsiniz. Sonrasında timers'lar var. Timers'lar nedir? Belli aralıklarda chatinize otomatik olarak yazı atmasını isteyebilirsiniz. Mesela ne gibi? Ben mesela sosyal medya hesaplarımı her 15 dakikada bir chatime atmasını istiyorum ve şöyle bir yazı yazarak sosyal medya hesaplarımı paylaşıyorum. Her 20 dakikada bir işte Bino Game hesabını, Oyunfor hesabını atıyor bağış için. Her 25 dakikada bir aboneliklerle alakalı olarak bir yazı atıyor. Ve her 13 dakikada bir de, niye 13 dakika ekledim bilmiyorum ama her 13 dakikada bir de işte benim bir Instagram Gaming Room sayfam var. Onun tanıtımını yapan bir yazı atıyor. Bunları nasıl ekliyoruz? Bunu eklememiz için şöyle yapıyoruz. Hemen zaten sağ üst köşede Add Timer var. Add Timer kısmından ne olacak işte? YouTube response ne diyoruz? İşte YouTube kanalıma abone olup destekte bulunursanız çok çok sevinirim deyip işte www.youtube.com/hangionur deyip buraya da line minimum işte atıyorum 15 diyelim. Interval'ı da 10 diyelim. Kaydet dediğimizde gördüğünüz gibi her 15 dakikada bir benim YouTube kanalımın olduğu linki chatimde paylaşacak. Bunu da bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde demin komutlarda bahsetmedim. Komutlarda da add comment diyerek buradan işte ünlem yt www.youtube.com/hangionur deyip confirm dediğiniz zaman gördüğünüz gibi ünlem YT dendiği zaman benim YouTube kanalımın linkini paylaşacak. Böyle bir ayar, böyle bir komut ekleyebilirsiniz. Hatta şunları da ben kaldırayım bu arada. Buradan kaldırmışım zaten. Tamamdır. Yani CloudBot'ta yapabileceğimiz şeyler bunlar. Sonrasında da sadakat sistemi var. Belki yapmak istersiniz. Sadakat sistemi nedir abi? Sadakat sistemi burada chatinize gelen herkesin çeteresini tutuyor abi. Mesela işte kim ne kadar durmuş, kim ne yapmış, kim ne zamandan beri yayında, seni ne kadar izlemiş bu zamana kadar gibi şeyleri tutuyor, doneleri tutuyor. Ben bunu kullanmıyorum, bir ara aktifti ama Twitch kendi sadakat sistemini çıkardıktan sonra ben bunu kapadım. Burada da ayarlar kısmından istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. İşte puan alması için işte her 10 dakika izlediğinde 5 puan alsın. İşte takip ettiğinde 100 puan, abone olduğunda 1000 puan, host yaptığında 10 puan gibi burada puanlarını ayarlayıp sizin izleyicilerinizin puanlarını biriktirebiliyorsunuz. Böyle bir sadakat sistemi mevcut. Streamlabs OBS ile alakalı anlatabileceğim daha fazla bir şey yok aslında. Çünkü bunların hepsini OBS'te anlattım sizlere. Nasıl ekleme yapılacağını, nasıl sahne ve kaynak ekleneceğini sizlere anlattığım için sadece Streamlabs OBS'in
ne gibi avantajları ve dezavantajları olduğundan bahsetmek istedim sizlere. Sizin de kafanızda bir fikir bulunsun. Ama şöyle bir şey var. Streamlabs OBS normal OBS'ten birazcık daha işlemciyi yoruyor. Bunu bilin yani. Hani çok eski bir işlemciyle bu sizi çok yorar ve yayınlarınızda droplar oluşturabilir. O yüzden bunu göz önünde bulundurun lütfen. Streamlabs OBS hakkında anlatabileceğim şeyler bu kadar. Eğer kafanıza takılan bir şey veya burayla alakalı sormak istediğiniz bir şeyler olursa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda Discord serverimize katılarak oradan özelden veya serverdaki kanallarımızdan bana ulaşabilirsiniz. Çok güzel bir Streamlabs OBS videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana vakit ayırdığınız için, videolarımı izlediğiniz için size çok minnettarım. Şu son 10-15 gündür gerçekten kanalımız çok güzel bir şekilde izlenmeleri yükseliyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.